Gelsin'in Sesi'nin yeni bir gündem bölümüne hoş geldiniz. Ben Niko Fener'le, yanında dostlarım Ateş Çetin. Selamlar. Ve Oğuzhan Aslan var. Herkese merhaba. Uzun bir süredir bir gündem bölümü yapmıyorduk. Bu aralar daha çok konuşulan şey fanlar arasında Mandalorian. Fakat haberlere geçmeden önce öncelikle bir başsağlığı ve geçmiş olsun dileyelim bütün İzmirli arkadaşlarımıza, bütün İzmir'e. Çok ciddi zor günler geçiriyorlar. Hala da geçirmeye devam ediyorlar. Gerçekten çok zor. Yani ufak bir deprem sayılır aslında. Etkilenen az bina olmasına rağmen ciddi kayıplar, can kayıpları var. Üzücü, çok üzücü. Bu arada belirtmek istiyorum, sadece 501. Legyon ve Asi Legyon'da epey bir üyesi var İzmir'de yaşayan. Evet. Onlara da buradan geçmiş olsun diyoruz. Evet, hem Legyon üyelerimize hem arkadaşlarımıza, herkese geçmiş olsun. Gerçekten hani çok kötü bir olay. Umarız ki daha beteri olmaz. Sadece bununla sınırlı kalır. Hakikaten hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet. Yaralananlara acil şifalar. Geride kalanlara da kolaylıklar diliyoruz. Hakikaten bir şey ihtiyacı olan arkadaşlar varsa, bizi dinleyenler arasında, bizi izleyenler arasında da lütfen hani yorum olarak da bunu bırakın. Elimizden bir şey gelirse de biz memnuniyetle seve seve elimizden gelen maksimum desteği göstermeye hazırız. Da pandemi olmasaydı belki 501. Legyon için bir etkinlik yapılabilirdi, ama şu anda o etkinlikler için de çok uygun bir zaman değil maalesef. Evet. Aynen öyle. Neyse, dediğim gibi Mandalorian 2. sezonu çıktı ve hayranlar büyük oranda bunu konuşuyor. Ciddi spoilerlar var her yerde. Yani izleyen izlemeyen zaten ne olup bittiğini neredeyse biliyor. Ama bu dönemde de gene haberler düşmeye devam ediyor. Yavaş yavaş haberlere başlayalım isterseniz. Ya bu arada Niko, spoiler diyorsun da o başta geçen olay artık spoilerlıktan çıktı gibi geliyor bana. Çünkü Lucasfilm'in ve Disney'in yaptığı sosyal medya paylaşımlarında senin spoiler olarak kastettiğin şeyi böyle bariz dan diye gösteriyorlar. Evet ya, bir de bizim gibi Disney Plus'ı görmeyen ülkelerde artık çok da bir anlamı kalmamış oluyor. Yani evet ya, bunu nasıl yönetecekler bilmiyorum. Nasıl yönetiyorlar bilmiyorum. Biz hala söylemedik şu anda bu büyük spoiler'ı, ki zaten tartışılıyordu, söylentileri de vardı. Ama gerçekten dan diye görseli paylaşıyorlar. Yani dan diye gösteriyorlar. Dan diye. Daha ne olsun. Daha ne olsun. Hatta YouTube'da bazı kanallarda neredeyse kare kare bölümü incelemiş durumdalar. Öyle en sonunda niye bu dan oldu diye yazıyorlar ve söylüyorlar. Neyse, haberlere başlayalım mı? Haberlere başlayalım. Ya bu arada bizim bayağı bir pas atmamız lazım herhalde Niko, çünkü biz ne zamandır gündem bölümü yapmıyoruz hatırlamıyorum. Vallahi bilmiyorum. En son üçümüz bir araya geldiğimizde Gerald Holm'la söyleşi yapmıştık. Doğru mu? Evet. Ondan sonra Ateş, evet. Ateş, senin güzel birkaç bölümün oldu, kutu incelemen oldu, telefon incelemen vardı. Emre'yle çok güzel iki bölüm var. İzlemediyseniz o iki bölümü kesinlikle tavsiye ederiz. Linklerini de şu anda ben ekrana koyarım. Onları lütfen izleyin. Türkiye'nin Mandalorian'ı ve şu anda senin arkada gösterdiğin helmet'ın incelemesi, ama yani öyle böyle bir inceleme değil. Hani kutudan çıkardık, içinde bu var, şu rengi yeşil falan değil yani. O helmet'ın tarihçesi dahil, Boba Fett helmet'inin incik mincik detayına hakim olan kişiyi buldu Ateş ve onunla güzel bir söyleşi yaptı. Gerçekten çok güzel bir video. İzlemenizi tavsiye ederim. Ve işin ustasından, yani tabiri caizse işin ustasından, Boba Fett ustasından sevgili Emre. Yani dediğin gibi işin böyle tarihçesine girdi. Aslında ilk başta şöyle yapılmıştı, bölüm 5'te şöyle oldu, sonra special edition'larda bu kullanıldı, şurasının şöyle olması lazım, böyle olması lazım. Mükemmel bir bölümdü bence. Bizim Stormtrooper Helmet inceleme videomuz da aslında benzer bir metodoloji izlemeye çalışmıştık. Hani kutudan çıkart, koy, işte şurasında bu var, burasında bu var. Orada da EFX'le, Shepperton'la ve Hasbro'nunkini kıyaslamıştık. Bu da benzer, ama burada sevgili Ateş'in helmet'ını kıyasladığı helmet birebir el yapımı ve orijinal, hani filmde alsanız kullanılabilecek seviyede bir helmet ve dünyada çok nadir bulunan bir şey değil mi? Yanlışsam düzelt Ateş. Doğru. Yani zaten videoda Emre de bahsediyor. Emre de bahsediyor, evet.
Ben şunu söylemek istiyorum sadece. Ben Emre'yi bu kadar senedir tanıyordum. Biz hiç böyle onun miğferi hakkında bu kadar detaylı konuşmamıştık. Benim bile bilmediğim bir sürü şey söyledi. Ufkum açıldı diyebiliriz. O da bizim ayıbımız olsun, o da boş ver. Evet. Tamam, o zaman haberlere başlayalım. Biz şimdi tabii epeydir gündem bölümü yapmadığımız için biraz toparlama gibi olacak. Hem bizi izleyenler için hem de bizim için aslında. Haberlerin kimisi çok yeni, kimisi çok yeni değil. İlk haberimiz hayranları biraz heyecanlandıracak cinsten bir haber. Ewan McGregor içeriyor. Ewan McGregor biliyorsunuz Obi-Wan Kenobi'yi canlandırıyor ve Disney Plus'ın yeni Obi-Wan Kenobi dizisinde de canlandırmaya devam edecek. Bununla ilgili şöyle bir gelişme oldu. Ewan McGregor katıldığı bir söyleşide, bir podcast'te Obi-Wan Kenobi dizisinin kostüm testinin Mandalorian dizi setinde yapıldığını söyledi. Bilenler vardır. Mandalorian dizisi, dizisinin her bir bölümü farklı bir yönetmen tarafından çekiliyor. Bu yönetmenlerden bir tanesi Deborah Chow. Deborah Chow, Obi-Wan dizisinin tamamını yönetecek. Haliyle kendisinin yönettiği Mandalorian bölümünün çekimleri sırasında Ewan McGregor sete geliyor. Ve bir kostüm denemesi yapıyorlar. Hatta Ewan McGregor söyleşi sırasında bu anın kendisini çok heyecanlandırdığını, işte kostümü gördüğü sırada "Aa, bu benim eski kostümüm" dediğini söylüyor. Tabii o şeyi bilmiyoruz. Gerçekten 15 sene önceki kostümü mü giyecek, yoksa yeni bir kostüm mü hazırlandı, onu bilmiyoruz. Yavaş yavaş şey çekimlere girişilecek herhalde. Çünkü şunu da belirtiyorlar. Mandalorian'ın çekimleri sırasında kullanılan bir teknoloji var. Volume LED deniyor. Ben şeyden tam emin değilim. Siz daha iyi biliyor olabilirsiniz. Bu bir perde mi yoksa bir ekran mı? Devasa bir ekran yok, mı? Yok, onlar LED ekranlar. Hem yanlarda hem üstte tamamen LED ekranlar. Ve kameranın hareketine göre background'un hareketi de otomatik olarak yapılıyor. Yani yeşil ekrandan çok daha gelişmiş bir teknoloji. Yani ve her nevi atmosferi yaratabiliyorlar setin içerisinde. Çok yani zaten ILM yeni öncül teknolojiler konusunda hep şeydi, önde gidiyordu. Bunun için fena bir teknoloji. Zaten bence Mandalorian'ın da bu çapta bir dizinin böyle televizyon için yapılabiliyor olmasının yollarından biri de buydu yani. Teknoloji yani üretim, post production ve çekimlerin çok ucuzlatılması bu şekilde. Önemli olan oydu. Evet, yani şimdi bu teknoloji Obi-Wan Kenobi dizisi için de kullanılacakmış. Yani anlaşılan pandemiye rağmen dizinin hazırlıkları rayında gidiyor şu anda. Evet. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sonraki haberimiz John Boyega ile ilgili, başka bir aktörle ilgili. Finn'i canlandıran aktör. Şimdi John Boyega ile ilgili haberleri son zamanlarda çok görmeye başladık, görülmeye başladı. Yahoo Entertainment'da bir söyleşi yapıyor ve kendisi muhtemel bir Star Wars projesinde sıcak baktığını söylüyor. Gerçi biraz şikayetleri olmuş. İşte John Boyega'nın canlandırdığı Finn karakterinin yan bir karakter olarak bırakılmasından dolayı, özellikle son filmde. Hani daha fazla bir rol istiyordu aslında kendisi. Hatta şeye de biraz dem vurmuş. Colin Trevorrow'un vazgeçilen Duel of the Fates senaryosunda. Orada John Boyega'nın, yani Finn karakterinin daha önemli işler yapacağı için söyleniyordu, düşünülüyordu. Hatta şimdi eğer o Colin Trevorrow'un senaryosunu da bilmiyorsanız, Ateş bir video seslendirdi. Harika bir bölüm. Kesinlikle onu izleyin, onun da linkini koyuyoruz. O vazgeçilen senaryonun detaylı anlatımını yaptı. Hatta ses efektleri ve görsellerle desteklenmiş bir video. Kesinlikle izleyin. Bir yeni bir görsel paylaşıldı. Yeni konsept çizimler sızdı. Bir tanesinde de böyle mavi bayrağı tutan bir şey var. Finn karakteri var. Hani onun gibi böyle önde giden, işte asileri şey yapan, yönlendiren böyle güçlü bir karakter olursa hani diziyi bile düşünebilirim diyor. Özellikle Mandalorian dizisinden sonra hayranların ne kadar ilgi olduğunu görüyor. Fakat mümkünse Daisy Ridley ve Oscar Isaac da
Isaac da gelsin diyor. Bir üçlü olarak geri dönelim diyor. Hani Daisy Ridley'nin daha önce bu tip bir olaya sıcak baktığı söylenmişliği var. Ama Oscar Isaac'ın pek sıcak baktığı söylenmiyor. Bilmiyorum yani sonuçta Finn, yani John Boyega bir göz kırpmış Disney'e. Muhtemel bir dizide ben varım diye. Ama söylentiden ileriye gitmiyor tabii şu anda. Ya çok şey ya, ne derler. Acaba bilerek mi böyle bu tarz haberlerde yapılıyor diye de içten içe düşünmüyor değilim bir noktadan sonra. Ya hatta şöyle, mavi bayraklı şu Finn karakterinin konsept çizimi, bir kere bu konsept çizimler nasıl sızdı ayrı bir konu. Evet. Bir de onlar hakikaten şey mi yani, Disney'in yaptırdığı konsept çizimler mi, o bile bilmiyorum bence bir muamma. Yani onu da bilmiyoruz ama şu konsept çizimi Collider'ın editörlerinden biri Twitter'ında paylaşmış. Yani Disney'den düşmedi, yapımcılardan biri düşmedi, bu adamın eline nasıl geçmiş bilmiyorum. Yani duyu da inanma. Bu arada şey de var, John Boyega ile alakalı başka haberler de çıktı. Yani zannederim işte biz Daisy Ridley ve Adam Driver'ın karakterlerine nazaran daha geri planda tutulduk gibisinden bir takım yakınmalarının olduğu haberler hatırlıyorum. Hatta bunun üzerine Disney yöneticileri de kendisiyle temasa geçmiş. Hani oturalım konuşalım falan gibisinden. Evet. Detaylarına çok hakim değilim ama böyle bir şeyler de oldu. Evet evet, işte biraz hani acaba rengim yüzünden mi sadece konuldum, öyle siyahi bir oyuncu var diye mi konuldum sadece, yoksa herhangi bir konuya, senaryoya ekstra bir desteği yok aslında karakterin. Sadece bir siyahi oyuncu olsun diye mi konuldum diye böyle bir şeyler de söylediği oldu. Olabilir. Devam ediyorum ben şeyden, haberlerden. Yine aslında Disney Plus'ı ilgilendiren bir şey. Daha doğrusu biz hayranlar tarafından beklenen serilerden bir tanesi. Ne vardı? Mandalorian. Şimdi ikinci sezon başladı. Ne bekliyoruz? İşte Obi-Wan'ı bekliyoruz. Bir de Cassian Andor'u bekliyoruz. Bu diziyle de alakalı şöyle bir gelişme oldu. Biliyorsunuz Şubat ayında çekimlere başlanacağı duyurulmuştu bu sene başında. Fakat araya pandemi girince askıya alındı haliyle. Fakat yakın zamanda çekimlere 4 Kasım'da başlandığı tekrardan duyuruldu. Bu periyot içerisinde de şöyle bir gelişme yaşandı. Dizinin de yönetmeni değişti bu arada. Yönetmenlik görevini Toby Haynes'e devretti Disney. Eski yönetmen Tony Gilroy, ya da Gilroy, hangi telaffuz doğruysa o. İlk yönetmen oydu. Şu anda Toby Haynes'e devredilmiş durumda. Toby Haynes'in filmografisine baktığımız zaman, neler yönetmiş bu abimiz diye baktığımız zaman, CV'sinde Black Mirror'ın USS Callister bölümünü görüyoruz. Bu Black Mirror'da biliyorsunuz Emmy ödüllü bir dizi. USS Callister da güzel bir bölümmüş. Ben şimdi adını görünce de hatırladım, bayağı iyi bir bölümdü. Oyuncuları hani tekrardan bir hatırlatmak gerekirse, Cassian Andor rolünde biliyorsunuz Diego Luna canlandırıyor. Bunlar ise Adria Arjona, Dennis Gough, Genevieve O'Reilly, Stellan Skarsgård ve Kylie Soller da cast içerisinde. Önümüzdeki sene 2021 içerisinde, tabii hangi ay, hangi zaman döneminde vizyona gireceği, daha doğrusu online yayınlanacağı belli değil ama önümüzdeki sene içerisinde dizinin yayınlanması bekleniyor Disney Plus'ta. Evet, bu da beklediğimiz yapımlar arasında. Rogue One'daki havayı yakalayabilirlerse de tadından yenmez bir dizi olur bence. Evet, yönetmene çok büyük bir iş düşüyor bu noktada. İşte o yönetmen değişikliği de o yüzden dikkatimi çekti. Hani pandemiyle alakalı bir sebep mi? Çünkü yönetmen değişikliğini bilmiyorum, siz bir sebep duydunuz mu ama? Ben duydum, aynen pandemiyle alakalı. Yönetmenin Amerika'dan İngiltere'ye gelmesi gerekmiş. Ama pandemi dolayısıyla gidememiş. Bundan dolayı böyle bir değişiklik yapmışlar. Yani zaruri bir değişiklik olmuş o zaman. Aynen. Bir sonraki haberimiz Solo filminin soundtrack'i ile alakalı. Solo filmi biraz tartışmalı oldu zannediyorum hayranlar arasında. Hani beğenenler var, beğenmeyenler var. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bırakın. Merakla bekliyoruz. Şimdi bu filmin zaten bir soundtrack'i vardı ama soundtrack'in bestecisi John Powell bir deluxe versiyonun çıkacağını Instagram üzerinden duyurmuş.
bu versiyonun 2 saati aşacağını belirtiyor. Ve filmde duyduğumuz orijinal haliyle müzikleri duyma imkanımız olacak. İlaveten neler olacak bu soundtrack'in içerisinde şeyi hatırlarsınız. Dryden Voss karakterinin bir şeyi vardı, gemisi vardı. Bir bar ortamı vardı ve orada da bir işte fanusun içerisinde bir kafa bir şarkı söylüyordu. Şimdi filmde çalan versiyonla soundtrack'te olan versiyon aynı değil. Ama bu deluxe versiyonda filmde duyduğumuz şekilde bunu duyacakmışız. Ek olarak da İmparatorluk Marşı'nın bir varyasyonu da soundtrack'te yer alacakmış. Bu deluxe versiyonunda içinde bulunduğumuz Kasım ayı içerisinde çıkacağı belirtiliyor. Hiç online platformlarda çıkacak mı? Öyle bir bilgi var mı? Herhalde çıkar iTunes vesaire. Çıkar mutlaka. Evet, evet çıkar. Yani çıkar. Bu yaşadığımız dönemde çıkmayacağını sanmıyorum. Ya ben evet. Olsam sırf maliyetten ötürü fiziki kopya bile yapmam. Ha tabii belli bir belirli sayıda koleksiyonerler için tabii ki de sınırlı sayıda yaparım ama yani çok da bu maliyetin altına girmek istemem açıkçası. Şey fena değil de ben de olması lazım. Phantom Menace'ın bir deluxe versiyonu vardı. DVD var içerisinde değil mi? Evet, içinde DVD olması lazım. Onun. DVD var. Evet, evet. Yani soundtrackların DVD klipleri var. Klipleri var, şey de var. Kayıt esnasındaki footage'ler de, görüntüler de var. İşte John Williams'ın falan, arada George Lucas'la yaptıkları diyaloglar falan. Öyle bir şey, documentary tarzı bir şey de olması lazım. Hatırlıyorum çünkü vardı. Evet. Kapağında mavi renkte bir Darth Maul. Evet. Ha, hatırlamıyorum kapağını ya. Çok oldu, çok oldu. Neyse, soundtracklerden devam edelim. Republic Commando'yu oynamışsınızdır. Orada bir parça var. Vodean. Çalabiliyor muyuz şu anda? Belki biraz hani telife takılmamak için alttan böyle hafif hafif verebilirim belki birkaç notasını. Biz mırıldansak olmuyor mu? Tabii. Vodean. Bir onu biliyorum. Zaten Mandalorian dilinde bir parça. Jesse Harlin tarafından bestelenmiş. Bu da enteresan, şüpheli yani, ben soru işaretleri olan bir haber diyorum. Bir şekilde hayranlarından biri "aa ne güzel yapmıştın zamanında" gibi bu Republic Commando'nun parçalarını çok severim tarzında bir tweet atmış. Jesse Harlin de cevap vermiş. "Ha zaten Vodyan'a geçen yaz bir tekrar dokunmak zorunda kaldım bir Star Wars projesi için." Ama hangisi olduğunu söylemiyor. Tabii hayranlar Republic Commando olunca, klonlar olunca hemen The Bad Batch projesi akıllara geliyor. Onu düşünüyorlar ama net bir açıklama henüz yok. Göreceğiz. Bakalım. Ha, bu arada şey, o haberin devamında şöyle bir şey var. Bad Batch mi diye sormuş birisi yine, ha, evet. Aynı besteci. O da demiş ki hayır, onunla alakalı değil. Ama ne olduğunu da söylememiş. Yani belki hedefleri şaşırtmak için değil dedi ama başka da bir şey bilmiyorum. Mandalorian içinde de kullanılabilir. Bir bölümde. Yani işte ya Mandalorian olabilir ya da belki Republic Commando'nun devamını yapıyorlardır. Ha, yani, olabilir. Yani yeni oyun. Olabilir. Farklı bir oyun da olabilir. Aynen. Şimdi oyun demişken o zaman oyunlarla ilgili de şöyle bir haber var, onu paylaşalım. Önce biraz bir şey, birazcık şeye değinmek istiyorum ben. Tarihçeye değinmek istiyorum. Bu Disney Lucas'ı aldıktan sonra baktı ki işin içinden çıkamıyor. Hani oyun dünyasına da el atmak istedi ve dedi ki ya biz bu oyun dünyasını hani tek bir böyle güvenilir bir firmaya emanet edelim ve hani gerisine karışmayalım. Onlar bunu yürütsün. Bu mantıkla yola çıkarak 2013 yılında Electronic Arts'ta Disney bir anlaşma imzaladılar. Star Wars IP'si, yani fikri mülkiyetine ilişkin bir anlaşma yaptılar ve Electronic Arts münhasıran Star Wars'la ilgili oyunları yapmaya yetkili diyeyim tek stüdyo haline geldi. Ve bu 10 yıllık bir anlaşmaydı. 2023 yılında da bu anlaşma sona erecek. Ama beklenti bu anlaşmanın tabii ki de yenileneceği yönünde. Çünkü bu 10 yıllık periyoda baktığımız zaman ilk başta Electronic Arts kendisinden beklenen performansı gösterememesine rağmen özellikle son 2-3 yıllık periyod içerisinde çıkan oyunlara da baktığımızda burada bir ciddi bir başarı olduğunu bence söylesek
hata etmemiş oluruz. İnternette görünen bir takım şeylere de baktığımızda, iş ilanlarına baktığımızda Electronic Arts'ın yeni 2 adet Star Wars oyunu üzerinde çalıştığına dair bir takım ipuçlarına rastlamış Star Wars hayranları. Bunlardan ikisi de Motive Studios dediğimiz, bu Motive Studios Electronic Arts'ın hani iş yaptırdığı stüdyolardan bir tanesi ve bu stüdyonun 2 tane iş ilanına rastlanıyor. Bir tanesi doğrudan bir Star Wars projesiyle alakalı olaraktan verilmiş bir ilan, iş ilanı. Dolayısıyla bir tanesi cepte. Buradan anlaşılıyor ki yeni bir Star Wars oyunu geliyor yolda. Bir diğeri ise doğrudan Star Wars'la ilgili bir ifade içermiyor ama Respawn Entertainment'ın adı geçiyor. Respawn Entertainment'ın ne alakası var Star Wars'la diyeceksiniz. Respawn Entertainment'ta Star Wars Jedi Fallen Order'ın arkasındaki stüdyolardan bir tanesi, çalışan stüdyolardan bir tanesi. Dolayısıyla Respawn Entertainment'ta yer aldığı bir projede görevlendirilmek üzere bir tasarımcı, bir mühendis arayışı içerisine girmiş bu firma. Dolayısıyla ne dedik? Bir tanesi cepte ama bir tanesiyle ilgili de hani şüphe seviyesinde de olsa, belki dedikodu da diyebiliriz buna, o seviyede de olsa bir beklenti oluştu hayranlarda. Şimdi tabii akıllara şu geliyor. Dedik ya, bir tane cepte kesin Star Wars oyunu var. Bu oyun anlaşmanın bitmesine 3 yıl kaldı. 3 yıl içerisinde yetişebilir mi? Çünkü anlaşılıyor ki daha istihdam sürecindeler. 3 yıl içerisinde hemen istihdam etse 3 yılda bir oyun biter mi, bitmez mi? Muamma. Buradan da işte şu yoruma çıkıyoruz. Demek ki Disney ile EA arasındaki anlaşma yenilenecek. Kaldı ki EA CEO'sunun da yapmış olduğu son açıklamaya bakarsak, kendileri de Disney ile bu işbirliklerini sürdürmekten yanalar ve çok istekliler. Önümüzdeki günler bize gösterecek bakalım neyle karşılaşacağız. Yeni oyun neyle ilgili olacak ya da mevcut bir oyunun devamı mı olacak? Hep birlikte göreceğiz. Siz ne diyorsunuz? Yani böyle münasırlık sözleşmesi iyi bir şey mi oyunlar adına, Disney adına, hayranlar adına? Yani sadece bir firmanın oyun çıkarıyor olması. Yani şu... bu soruyu aslında ben de kafamda kuruyordum. Bir yandan da şunu düşünüyordum. Electronic Arts döneminde kaç tane Star Wars oyunu çıktı? İşte Battlefront. Battlefront 1-2. 1-2. 1-2. Yeni 1-2. Eski 1-2 değil. Eski 1-2 Fallen Order. Squadrons çıktı. Squadrons. Squadrons çıktı. Fallen Order'ın devamı niteliğinde bir oyun çıkacağına ilişkin ciddi ipuçları vardı zamanında ama o official, yani resmi olarak duyurulmadı. Ya belki AAA bu oyunlar bunlar. Belki bu oyun, bu iş ilanı da bu oyunun devamıyla alakalı da olabilir, bilmiyorum. Ama evet, oyunlar genel hatlarıyla bunlar. Başka şey avantajı var. Hani bir firmanın yapmasının şöyle bir avantajı var. Assetleri kullanabiliyorlar birbirleri arasında. Bu zaman kazandırıyor yeni oyunların çıkmasına. Karakterleri tekrar çizmek zorunda kalmayabilirler. Dinamikleri tekrar yapmak zorunda kalmayabilirler. Hani bir süre sonra kişiler evreni tanıyor. Dizayn tasarımcılar veya hikaye yazarları evreni tanıyor. Daha bilgili hale getiriyor. Öyle bir avantajı var ama hani bir rekabet yok. Hayranları çekecek, bilmiyorum. Yani tek firmayla gitmek... Rekabete ihtiyaç var mı? Bir de çok pardon Ateş, özür dilerim, lafını böldüm. Söyle. Yo sen söyle ya. Yani zamanı verimli kullanabildiler mi acaba diye düşünüyorum. Şimdi 2013'ten bu yana 4 tane AAA oyun çıkmış. Yani az bence. Ama şuna da bakmak lazım abi. Çıkan oyunlar da çok kapsamlı oyunlar. Yani ne derler? Battlefront 1-2 hani Massive Multiplayer dediğimiz hani neredeyse açık dünya oyunu. Hatta ikincisi şey de var, single player mission de var. Hadi bir de bence batırdı diyebiliriz. Hatta bir oyun sever olaraktan ilk Battlefront, yani EA'in yaptığı ilk Battlefront'un başarısız olduğunu söylesek herhalde kimse buna itiraz etmez. İkincisi ama bence çok başarılı ve EA bunun üzerinde de çok çalışmış. Çok belli. Ve hani vakitlerini de muhtemelen buna harcamışlar. Battlefront 2'ye harcamışlar. Fallen Order keza Battlefront 2'den sonra çıkan bir oyun. Squadrons'ı oynamadım. Bilmiyorum, onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Ama şey diyecektim, rekabet konusuna gelecek olursak münhasırlık, evet, belli noktalarda bu konuda iş yapmaya istekli diğer piyasa aktörlerinin tabii ki de bu işin içine girmesini engelleyen bir faktör.
EA'in zaten piyasada ne kadar dominant olduğunu herkes biliyor. Ama şöyle de bir şey var. Bu alanda böyle bir rekabete gerçekten ihtiyaç var mı? Bence bunu da bir sorgulamak lazım. Yani piyasada kaç tane büyük stüdyo var ki evet biz de Star Wars oyunu yapmak istiyoruz diyebilsin. Çünkü EA öncesine de baktığımız zaman hani tamam hatırı sayılır miktarda Star Wars oyunu var, yok değil ama yine çok az. Yani başarılı olanlar özellikle çok az sayıda. Yani ben bilmiyorum şey tarafında özellikle merchandise tarafında hani çok birbirine yakın ürünlere benzer lisanslar veriyorlar. Hot Toys'la Sideshow, işte en son Mattel'le Hasbro'nun yaptığı ürünler çok benziyor birbirlerine. Yani lisanslar nasıl ayrılmış onu bilmiyorum. Yani yakında 3.75'ler için de lisans verecekler gibi geliyor bana. Yani lisanslamak artık birbirine geçmiş durumda. Bir ayrım çok zor gibi geliyor bana. Disney zamandan sonra bu daha çok oldu. Lucasfilm zamanında bu işler daha katı ve net çizgilerle ayrılmış durumdaydı. Yani ışın kılıçları. Hani evet. Disney parklarda var, Galaxy's Edge'de var, Hasbro'nun yaptığı kılıçlar var. Yani bir karmaşa var gibi geliyor bana. Master Replicas'lar vardı daha seneler önce. Master Replicas'lar vardı. İşte o mesela Master Replicas kıvamında üreten bir lisansör yok şu anda. Yok. Yok. Yani EFX figür işine girdi şu boylarda. Ha kim, evet. Kim duyamadım? Kim abi? Gentle Giant. Ha okey. Onların büyükleri vardı. Ufak da mı yapmaya başladılar Star Wars serisinde? Diamond Select'ten sonra Diamond Select'te vardı da. Ya kaç inç boyu onu hatırlamıyorum. 3.75 mi? 6 mı? Ama gördüm sitelerden birinde. Linkini koyarız ben hatırlamıyorum ama yani bayağı bir ürün lisans karmaşası var gibi geliyor ben takip etmekte zorlanıyorum. Tamam o zaman koleksiyon dünyasına geçelim madem konu bu evet, şekilde bağlandı evet, buraya. Konu yine evet. Işın kılıçları ve figürlere geldi. Abi lisanstan ama doğru haklısın bir şey değil mi? Yani lisanstan oraya gelinir yani. Collectible. Evet. Şimdi. Evet. 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 O zaman ilk haberimiz Haslab'ın yeni projesiyle alakalı. Şimdi ben yeni diyorum ama aslında epey oldu bu proje duyuruldu. Öncelikle Haslab nedir? Biraz ondan bahsedelim bilmeyenler için. Haslab Hasbro'nun bir crowdfunding yani ortaya parayı koyun yeterince destekçi bulursan üreteceğim dediği projeler. Bundan önce ne yapmışlardı? Jabba Sailbird. Evet, Jabba'nın gemisini yapmışlardı. Çölde giden evet. Gemisini. Bir Transformers projeleri oldu. Bu saydıklarım bu arada şey, hani yeterince destekçi bulup üretimini geçtikleri ve sevkiyatını yaptıkları şeyler. Yapamadıkları da oldu. Hani yeterince destekçi bulamayıp. Mesela bir kurabiye canavarı figürü mü kuklası mı bir şey yapıyorlardı. Ona yeterince destekçi bulamayınca o proje rafa kalktı. Şimdi yeni bir Star Wars projeleri var. O da 3.75 figürlere uygun şekilde üretilmiş Vintage Collection'dan bir Razor Crest. Mandalorian'ın aracı. Bunu zannediyorum bir ayı geçti duyuralı. İlk duyurdukları evet. Zaman. Sonrasında şeye açtılar. Desteğe açtılar. Geminin fiyatı $350 olarak duyuruldu ve dediler ki ilk etapta 6.000 tane destekçi bulursak biz bunu üreteceğiz. Yani 6.000 kişi $350 öderse piyasaya sunacağız dediler. Çok kısa bir sürede bunu doldurdular. Ya bu kotayı yanlış hatırlamıyorsam 2 gün içerisinde doldurdular. Sonra yeni hedefler koymaya başladılar. Dediler ki işte 8.000 kişiye ulaşırsa ilaveten içine bir şey koyacağız. Kaçış modu koyacağız. Evet, aynen. İşte sonrasında kaç bin kişiydi? Hani böyle. Ya onları artık silmişler ama sonrasında şey var işte ikinci unlock. Evet, yani böyle. Feature. Unlock'lar koymuşlar. Hani hedefler koymuşlar. Buna da ulaşırsa bunu da vereceğim yanında diye. İşte Escape Pod'dan sonra bir Bebek Yoda, The Child
figürünü eklediler. Ona da ulaşıldı. Dediler ki ondan sonra yeni hedefe ulaşılırsa 4 tane karbonit şeyi koyacağız. Blok koyacağız içine dediler. Ona da ulaşıldı. Sonraki hedefte dediler ki işte şu rakama ulaşırsanız bir tane böyle bir stand koyacağız. Gemiyi üstüne yerleştireceksiniz. İşte böyle sanki uçuyormuş gibi falan duracak. Ona da ulaşıldı. En son koydukları hedef 17 bin kişi. 17 bin tane destekçi. 17 bine ulaşılırsa bu sefer içerisine bir Java figürü konacak. Bu figürlerin bu arada şeyleri özel. Yani başka bir yerde yok. Kutuları özel. Piyasadan almak istediğiniz zaman alamıyorsunuz. Yani koleksiyoncular için önemli bir detay aslında bu kutu detayı. O yüzden sadece o figürü bile alabilmek için buna destek olan hayranlar vardır eminim. Dediğimiz gibi bu proje artık kesinleşmiş durumda. Çok detaylı. Yani dizi izleyenler bilirler. Yani neredeyse bütün parçalarına kadar ayrılabiliyor gemi. İçerisinde işte bir silah dolabı var. Bütün silahlar tek tek içerisinden çıkartılabiliyor. Şimdilik gördüğümüz kadarıyla bir elektronik aksamı yok bu geminin. Ve fakat gel gelelim kötü haber. Türkiye'den buna katılamıyorsunuz. Sipariş edemiyorsunuz. Ama tam ateş şeyi gördüm. Tam şey saadet zinciri gibi olmuş ama ha. Yani ben sana söyleyeyim geçecek çünkü ya. şu anda bak 16.232-34 kişideler biz bu kaydı alırken. 5. unlock için 17 bin kişi bekleniyor. Yakında 17 bini geçecekler. Sonra bir unlock daha çıkacak. Bir şeyler daha koyacaklar. Ama bak 4 günleri kalmış. Ha. Yani 4 günde 800 kişiyi bulmaları lazım. 800 kişi daha bulmaları lazım. Yani bulunabilir. Çok da zor aslında değil. Avrupa'ya açılmış olsaydı bu kesin. Yani çoktan tabii bulurlardı. Tabii, Avrupa'ya açıldı. Avrupa'ya direkt Hazlap'tan değil bir partner üzerinden sipariş edebiliyorsun. Ve onun rakamları buna dahil oluyor mu? Onu bilmiyorum bak. Muhtemelen olması gerek. Ya da onlar direkt bir blok aldılar oradan. Belki onun kesin ayrı bir yerden şey yapıyordur belki. Ayrı bir site üzerinden devam ediyordur. Hani partner üzerinden gidiyorsa. Yani özetle çok heyecan verici bir proje. Ben bu 375'lik figürlerin araçlarıyla çok alakalı değilimdir ama böyle sundukları, anlattıkları zaman, görselleri paylaştıkları zaman ben de çok heyecanlandım. Ya biz beraber seninle online konuşuyorduk. O anda duyuruldu zaten. Direkt böyle bir hengame oldu. Ben dedim sabaha kadar zaten 6000 biter dedim. Yani sabaha kadar bitmişti zaten 6000 ve sonraki hedeflere doğru gidiyorlardı. Şey bence şu motorlar kısmında şey var. Hani oraya belki ışık koyabilirler diye düşünüyorum. Böyle elektronik bir aksamda olabilir. En azından ışık olması hoş olur motorlar tarafından. Ya aslında bu gemi şey istiyor. Bir elektronik bir şey istiyor. Geminin sökülebilirliğini sağlamak adına elektronikten feragat etmiş de olabilirler. Olabilir. Şimdi koleksiyoner dünyasından devam ediyoruz. Manda Mondays diye bir şey duyuruldu. Yani sonuçta Mandalorian dizisinin çıktığı haftadan bir önceki haftadan itibaren her pazartesi günü üreticiler yeni ürünler duyuracaklar. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum. Ben ne kadar daha duyurmaya devam edecekler bilmiyorum ama ilk hafta duyurulanlar en fazla olanlar. Her şey var. Ayakkabıdan tişörte, işte takılara vesaire. Tabii ki hayranlar büyük oranda Hasbro ürünleri etrafında toplandı. Neden bilmiyorum. Gentle Giant'ın duyurduğu ürünler de var ama Hasbro'lar böyle bir ses getirdi. Bu ürünlere bir değinmek istiyoruz. Bir tanesi Ateş'in de çok sevdiği 6 inçlik Mandalorian, Din Djarin figürü. Helmet'ı çıkıyor, beraberinde bir de Child geliyor ama yani Helmet'ı çıkarmayalım bence. Çok kötü bir yüz yapmışlar nedense. Yani Hasbro'nun fotorealistik teknolojisiyle üretilen son yüzler hep iyiydi. Bu hani Pedro Pascal'e hiç benzemiyor ya da ben benzetemedim. Ya benzeten de yok. Bir şişmiş bir hali var ya. İkinci sezonda başına bir şey geliyor. Ya da prototipten kaynaklanıyor diyeceğim. Bu 35 dolar
İnşallah prototipten kaynaklanıyordur. Bu 35 dolarlık bir figür seti çünkü The Shard'la beraber geliyor. Aynısının 3.75 hali var. Onda da 100 biraz daha iyi olmasına rağmen çok iyi değil. Gene The Shard'la beraber geliyor. 18 dolarlık bir fiyatı var. Bu arada duyurulan fiyatlar 18 dolar, 17 dolar falan değil. 17.99, 34.99 şeklinde de ben yuvarlıyorum. Gerçek fiyatı söylüyorum yani. Bir Bike Scout Trooper var. Speeder Bike'la beraber. O çok hoşuma gitti. O 50 dolarlık. Bir de yanında The Child ve çantanın içinde The Child'ı taşıyor. Bebek Yoda'yı taşıyor. 3.75'te The Armorer ve Moff Gideon figürleri var. 13'er dolardan. Bir seri var. Retro serisi. O benim biraz ilgimi çekti. Retro serisinde özellikle pelerinli olan figürler, hatırlarsanız eski Kenner figürlerinin vinil pelerinleri vardı. Pelerinle alakasız kollardan geçiyorsun, şurada kalkık durur. Öyle yapmışlar. Mandalorian karakterlerinin öyle işte 5 noktadan eklemli vinil pelerinli karakterlerini yapmışlar. Onlar da 10 dolar. Animatronic Yoda'yı anlaşılan Hasbro iyi satmış. Onun yeni bir versiyonunu çıkarıyor ama öyle yeni versiyon, ekstra özellikler falan zannetmeyin. Yanında bir çanta veriyor aslında. Onu önüne de asabiliyorsun, yani omuzdan da asabiliyorsun çantayı. Bilmiyorum, ekstra özelliği var mı? Suratını biraz şey yapmışlar galiba, makyajlamışlar gibi geldi bana. Öyle mi? Ben yani özellikler arasında ekstra bir fark göremedim ama... Ya özelliklerde ben de göremedim ama yüzü böyle bir daha renkli gibi gözüktü bana. Yani bu da 80 dolar. Bunu galiba Türkiye'den de edinebiliyoruz şu anda. Dreamers'ta var. Ama 80 dolar... O çantalı yok. Çantalı yok çıkmadı. Ama önceki hali var. İlk versiyon. Bir de Monopoly oyunu var. Mandalorian konulu bir Monopoly oyunu. 50 dolar. İkinci hafta Hasbro gene bir Dinger'in figürü duyurdu. Fakat bu sefer yanında The Child yok. 3.75'lik bir figür. 13 dolar. Ve bir tane Nerf Death Trooper Blaster var. O da 35 dolar. Nerf'lere ilgi duyanlara duyurulur. Bence onlar da bu arada... En güzel şeyi atladın Niko. Neyi atladım? Uzaktan kumandalı The Child. Ha bak onu atlamışım. O hangi firmadan? Mattel. Mattel'den uzaktan kumandalı The Child. Ha bak onu atlamışım. Direkt Hasbro ürünlerini aldım. Fiyatı neydi onun? 80 dolar galiba. O da 80 dolar. Boyutla ilgili bir sıkıntı. Çünkü galiba şeyde Hasbro'nun animatronic child'ı biraz doğru ufak. Ölçüde değil. Biraz daha ufak. Evet. Biraz daha ufak. Sideshow gibi boyutu tam birebir değil. Biraz daha ufak. Onunki nasıl Mattel'in acaba? Mattel'in en önemli özelliği bence şey yürüyor. Yani uzaktan kumandalı. Bir de böyle şey özelliği varmış galiba. Beni takip et özelliği varmış. Hani nasıl yapacak onu bilmiyorum ama. Bak onu atlamışım. Böyle. Güzel bir ürün olabilir. Ve tekerlekli falan değil, yürüyerek ilerliyor. Aynen. Takip edilesi ürünlerden. Evet, evet. Şimdi gördüm fiyatı da 69.99, 70 dolar. Daha ucuz. Uzaktan kumandayı da güzel yapmışlar bu arada. Konsepte uygun bir uzaktan kumandaları var. Evet, neydi o? Şey takip cihazı gibi. Takip cihazı. Gene bir şey var, Skull kolyesi var. Beraberinde gelen. Zaten hani The Mandalorian The Child Show'a dönüştü diyenler çok fazla var. Hani The Child yüzünden ürün satanlar çok var. Yani The Child'ın nesini yapıyorsan satıyor neredeyse. Ama Mandalorian gerçekten Disney'in son zamanlarda yaptığı en başarılı proje. Ama bu söylediğin şey ikinci sezon itibariyle bence değişebilir. Yani The Child'dan kayabilir odak biraz kayabilir. Biraz. Bakalım. Göreceğiz artık. Nereye doğru kayacaksın? Böyle bu tarım. Ateş. Dan veriyorsun yani. Hayır araya şeyi de yapmama izin vermiyor. Hani spoiler çıkabilir uyarısı vermeme de izin vermiyor yani. O zaman komple yani... arkayı kapatman lazım zaten Ateş'in. Adam komple veriyor spoiler zaten. Abi resmi kanallar paylaşmışlar yani. Ben ne yapayım? Daha vermiyorum ki spoiler'ı. Onlar veriyor. Ben bir şey demiyorum abi sana zaten.
Çok fazla raf kullanılmış abi. Çok fazla raf kullanılmış. Her tarafta raf var film dizide. Her yerde raf 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 raf. Beyaz raflar. Neyse. Onu gösteriyorum. Neyse. Neyse şeyden, koleksiyondan devam edelim. Nikos, bence sen bayılmışsındır buna. Şeyin, Sideshow'un, Hot Toys'un yeni The Mandalorian and Child Deluxe figürüne. Bir de... Bak. Bir figür daha bak, var. Ona girmeden önce... Eyvah. Bak ona girmeden önce... Ne geliyor? Şu var, tamam mı? Oho. Oo, geldi mi? Bu geldi. Bunun gelmesi sıkıntılıydı. Gümrükte bayağı sıkıntı yaşadım ama... Ha, biliyorum. Abi... ikinci sezonda zırhını niye değiştiriyorlar ya? Niye bana bunu yapıyorsunuz? Ya değişmiyor da... Şurada bir tane... Sağ omuzunda Matt Horn var. Evet. Görsellerde de, resmi görsellerde de zaten görünüyor. Şimdi de o olay birinci sezonda oldu. Evet ama niye bunu satıyorsun? Yani... Sen niye aldın o zaman? Ya ben o anda dedim işte hani Ateş'te konuşuyorduk ya, normal pre-Beskar armor'ı satıyorlar. Onu almayacağım, Beskar alacağım. E bu ne? Beskar armor, tamam. İşte ikinci sezonda da bu şey geldi. Yani birinci sezonun tam sonunda mı oldu hatırlamıyorum da. Şey omuzluğa bir tane evet. Arma geldi. Matt Horn. Arma, evet. Şimdi bu da... Sideshow'unkinde var mesela o şeyde. Evet. Armadan var. Şeydeki shoulder polder'ındaki şeyde. Sağ tarafta. Evet. Neyse. Evet, burada ne görüyoruz? Bu Sideshow Hot Toys'un yeni figürü. Valla çok bombastik gözüküyor bence. Çok hoş gözüküyor. Ama fiyatı da çok hoş gözüküyor. Şu anda direkt ilk baktığım yer zaten orası oluyor. $655 bir figür. Şu anda ön siparişte, tahmini varış süresi olarak da seneye Ekim ve Aralık aralığı verilmiş. Yani önümüzdeki yılın son çeyreğine bir son çeyreği olarak bir takvim belirlemiş Sideshow teslimatlar için. Figüre bakıyoruz. Figür de çok güzel. Böyle bir şey görüyoruz. İlk etapta bir stand görüyoruz. O standın üstünde çok çeşitli şeyler var. Orada bir helmet görebiliyoruz. Efendime söyleyeyim. Child bu arada dikkati çekiyor. Bu Child figürünü de ayrıca satıyor bu arada Sideshow. Hemen onu da atlamadan söyleyelim. Bu ayrıca satıyor. $175 onun fiyatı. O da bunun teslimatı da yine aynı. Önümüzdeki yıl son çeyreği için bir tarih vermişler. Ya figürü neresinden başlasak anlatmayı, o kadar çok o kadar güzel ki, flamethrower'ı var, efendime söyleyeyim, durduğu o platformun LED aydınlatması var, uzunluğu 46 santim boyunda, efendime söyleyeyim, Beskar armor parçaları var, ondan sonracığıma jetpack'i de geliyor, şeyle beraber Mandalorian'ın jetpack'i de geliyor. Blast hatta şey var, şurasına takılan bir şey var, aydınlatması var, aydınlatması var, evet. Flamethrower görüyoruz figürde. Flamethrower efekti de veren bir şey varmış. Yani flamethrower efekt diyor ama bilmiyorum onu hani LED'le mi sağlıyorlar, görselle mi sağlıyorlar. Yanında da Child var. Child'ın durduğu platform da çok şey böyle. Tatlı bir şey gibi olmuş. Merhaba ben geldim gibi. <yandan. gülüyor> Ama şey, ben şimdi şunu merak ediyorum. Bu mu çok satar yoksa Child tek başına daha mı çok satar? Şimdi tabii ki de fiyat kıyaslaması yapacak olursan tabii ki de Child tek başına daha ucuz. Hani insanlar tabii ki de hani onu almak isteyeceklerdir ama böyle hani core fan, yani bir Niko Fenerli. Acaba hangisini alır? Bir Niko Fenerli kolay yetişmiyor. Valla Sideshow pek böyle, ben direkt Gentle Giant etrafında toplandığım için pek almıyorum, evet. Ama alsaydım The Child'ı alırdım aslında, biliyor musun? Öyle mi? Tek başına onu mu alırdın? Hem tek başına, hem yer açısından, hem zaten yani daha bir sempatik geldi bana. Hem de tabii fiyat önemli. Zaten Beskar'ı almışım diyorsun. İstediğim gibi çıkardım. Zaten Beskar'ı almışım. Şimdi bir daha değişecek armor. Şimdi bir dakika, armor değişti. Bir daha belki bir şey olur. Üçüncü sezon, dördüncü sezonda değişir de. Şimdi şey düşünüyorum. Ya keşke pre-Beskar'ı da alsam mı? Bunları böyle yan yana koysam mı? He. Yer de yok gerçi ama şey düşünmüyor böyle. Da değilim. Baştan bunu sipariş ettiğim gelişimi. Bunu sipariş ettiğin zaman hatırlarsınız, konuşuyorduk. Evet. Yayındaydık galiba, hani kalmadı, iki tane kaldı, dört tane kaldı, beş tane kaldı falan, alayım aldım, iki gün sonra tamamen sold out oldu.
Şimdi nasıl olduysa ve 3000 limitli galiba bu. Dur bakayım. Evet 3000 limitli nasıl olduysa hala sipariş geçilebiliyor. Ya iptaller oldu. İptaller olmuş oldu, olabilir. Bilmiyorum. İptaller olmuş olabilir. Ama bir şey diyeceğim abi. Bu figür özelinde değil de yani Hot Toys son zamanlarda bence kendini aştı. Abi çok iyiydi zaten. Fena yani çok iyiydi de. Ha iyiydi ama bence aştı abi yani. Hatta şey en son son Dreamers röportajı için gitmiştik ya Alp'in dükkanına. Orada da Hot Toys şeyler vardı. Obi-Wan vardı bir tane. Şey vardı. Dooku vardı. Satışta değildi bu arada. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hani yani satılmış ve hani satılmış arkada duruyorlardı. Arkada duruyorlardı. Sahibi tarafından alınmayı bekleyen ürünlerdi. Şöyle tabii biz açıp bakmadık. Göz ucuyla baktık da ya muazzamdı. O Dooku ve Obi-Wan figürü muazzamdı. Obi-Wan bu arada epizod 3'ten. Yani bölüm 3 Obi-Wan idi. Çok başarılıydı. Orada Dreamers'a yeni şeyler gelmiş ben. Geçen hafta gittim de. Bu şey gibi gidin oldu. Görün. Bu şey gibi oldu. Şu dublaj videosu vardı ya Ateş. Bakkala yeni pastırma sucuk. Dreamers'a yeni figür gelmiş. Ne? Evet, evet, sanıyorum bu haftaki gündem bitirdik mi gündemi? Bitirdik, başka konu kalmadı. En azından şimdilik. Şimdi günün yorumu için kime bağlanıyoruz? Sevgili Niko, pardon, Ateş sana bağlanıyoruz günün yorumu için. Sana bağlanıyoruz, evet. Evet. Günün yorumu için bana bağlanıyoruz. Arkadaşlar, bir bölümün daha sonuna geldik. böyle yorumsuz dümdüz bir şekilde. Size topu atmaya çalıştım da ben kendim hazırlıksızdım o yüzden. Top gerisek de. Tamam. O zaman hep beraber şey yapalım, hadi. Hadi. Bölümü sevdiyseniz kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi, o çan ikonunu tıklatmayı unutmayın. Instagram, Facebook ve Spotify, Google Podcast, iTunes, benzeri Mars podcast platformlarında. Oralarda varız. Bu bölüm olacak mı oralarda? Sadece bu olarak olacak. Bu olacak. Bu gündem bölümü olacak. Kutu açılışları olmuyor çünkü çok anlamsız oluyor. Hani ne güzelmiş şuradaki şey, buradaki şey. Sesini dinlemek çok saçma oluyor. Aynen. Bizi bu platformlardan takip etmeyi ihmal etmeyin. Yorum yapmayı lütfen kesinlikle ihmal etmeyin. Çünkü şey bazen içerik konusunda biz de tıkanabiliyoruz. Pandemi dönemi siz de takdir edersiniz ki biz normalde kutu açılışlarını hep bir araya gelip yapmayı aslında istiyoruz. Ve Zoom üzerinden ya da başka bir platform üzerinden online ortamda bunu yapmak tabii ki de kolay değil. Hani çok da anlamlı da olmayabiliyor bazen. Yani kameradan biz de hani ürüne bakıp çok böyle sağlıklı değerlendirme yapamayabiliyoruz. O yüzden aklınıza gelen böyle ilginç bu şekilde online ortamda hani yapılabileceğini düşündüğünüz farklı bir takım konular olursa da bunları da yoruma bırakın. Hani biz bunu tabii ki de değerlendirmeye alırız. Bunun haricinde abone olun, beğenin. Ateş'in dediği gibi çanı tıklayın. O interaksiyon çok önemli. Yani evet, şey yani beğenmek, çana tıklamak, işte abone olmak, interaksiyon oldukça çünkü YouTube'da da daha öne çıkıyor videolar. Evet. Daha fazla izlenebiliyor. Önemli bir şey bizim için. Bizim için bu motivasyon, yoksa bir şey, onun dışında bir gelirimiz yok. Ha, şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Bir de Niko senin hoşuna gidecek. Şu Disney Plus'ı Türkiye'ye getirebilmek için Disney Plus'ın Türkiye'ye tahsis ettiği sayfaya girin. Oraya isminizi bırakın ki talep oluşsun. Değil mi Niko? Yani evet, aslında ben onu yaptım. Yani ben artık söylüyorum, bütün eşime dostuma söylüyorum. Eğer istiyorsanız ve eğer Disney Plus'la ilgili böyle bir talebiniz varsa bu talebi en azından görünür kılmak için Disney Plus'ın sayfasına girip oraya tıklayıp öyle bir talebinizin olduğunu söyleyebilirsiniz. Tabii e-mail adresinizi bırakmanız gerekiyor. Bırakmak istiyorsanız en azından karar veren mercilerin bunu görüp bir hani Türkiye'de bir talep var kardeşim, bunu bir düşünelim, daha erkeni alalım mı diye düşünmelerini sağlayabiliriz diye düşünüyorum.
Bilmiyorum. Yani en son ne zaman demiştik? 2021 mi demiştik Ateş? En son haberde öyleydi. Evet. Ya 2020... bence onların kendi bir takvimleri var. Yani biz tabii orada talep oluşturmamızda önemli bir etken olur ama o takvime göre kısım kısım devreye sokacaklar gibi geliyor bana. Yani şu an mesela Avrupa'nın tamamında yok diye biliyorum. Çoğu yerde var ama her yerde tamamen yok. Hı hı. Ama mesela Hindistan'da var. Yani ha, onu bilmiyordum ben. Hindistan'da var bildiğim kadarıyla. Enteresan pazarlar var. Ha, bilmiyorum ama gelmesini istiyorum. Bu arada Oğuzhan... tamamen şeyle alakalı, taleple alakalı. Taleple alakalı. Belki regülasyonla da alakalıdır, bilmiyorum. Ya belki adamlar hani sadece bir IP'ye izin ver gibi basit bir şey değildir. Belki adam ne bileyim burada başvurması gereken kurumlardan onay alması gerekiyordur. İçeriğin Türkçeleştirilmesi gerekiyordur. O zaman alıyordur. Abi regülasyon konusuna girme. O iş burada karışık birazcık biliyorsun. Evet. Bu arada sen kutu açılışları dedin de yani ben deneyebiliriz diye düşünüyorum Zoom üzerinde. Benim birkaç fikrim var. Hayır, deneyebiliriz. Ben ona karşı değilim ama... Çünkü bununla beraber birkaç şey daha geldi bana bu aralar. Söylemiyorum. Söylemem. Söylemem. Sürpriz. Zoom yaparsak söylerim falan demiştim. Hayır yok, ben yapmayayım. Ya hiç yapmayalım demiyorum. Yani tamam deneriz de. Bilmiyorum abi. Efektif olur mu? Ya, deneriz. Hani şey yaparız. Tamam. Okay. Yine biz açık kapı bırakalım ama şey ne derler. Bir tane deneme yaparız. Böyle birkaç kameralı açıdan çekmek yoluyla. En azından izleyiciler için çok güzel bir görsel olur. Sizin için yani diğer arkadaşlar için nasıl olur bilmiyorum ama izleyiciler doğru izler gibi geliyor. Bana bir deneme yapmak gerek. Yok, hayır, o kapıyı kapatmayalım yani. İzleme konusunda bir sıkıntı olmaz da şey için diyorum ben. Hani bizim o ürünle ilgili doğru yorumu yapabilmemiz için. Yani o temas şart. Temas. Dokunmam gerek diyorsun. Abi, dokunmam lazım. Balık kafadan... tutmalıyım, hissetmeliyim kafadan. Kafadan tutmam lazım benim, lütfen. Konuşma çok yanlış yerlere gidiyor arkadaşlar. Bunun ne olduğunu anlamadıysanız, bakın bu esprinin ne olduğunu anlamadıysanız bir çekim hataları videomuz var. Lütfen onu izleyin de yanlış anlamayın. Onu da linki koyarız. Kafadan değil. Evet. Bir kapatıyorduk, bir 15-20 dakika daha konuştuk ha. Disney Plus deyince sen biliyorsun. Akan sular duruyordu senin için. Neyse. Disney Plus'ı istiyorum. Aynen. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Bildirimleri açmak için çana lütfen tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Facebook, Instagram hesaplarımız açıklamada var. Burası haricinde, YouTube haricinde bu yayını takip edebileceğiniz kanallar da zaten mevcut. Onların da hepsi açıklamalarda var. Kapatmadan tekrardan geçmiş olsun İzmir diyoruz. Ölenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifa, kalanlara da sabır ve hakikaten bir ihtiyaçları varsa, ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz yakınlarınız, dostlarınız, arkadaşlarınız varsa lütfen bizi de bilgilendirin, yorum alanına bırakın. Biz de elimizden bir şey gelirse memnuniyetle seve seve yardımcı olmak için burada hazırız diyoruz ve güç sizinle olsun. Güç sizinle olsun.